Herkese merhaba. Daha önce Photoshop'ta dolu boş analizinin nasıl yapıldığını anlattığım bir video çekmiştim. Bu videoda bu analizi daha hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir yöntem göstereceğim. CadMapper sitesinden istediğiniz alanın haritalarına farklı formatlarda erişebiliyorsunuz. Bu sitede AutoCAD, SketchUp, Illustrator, Rhino, ArchiCAD gibi formatlarda indirme seçenekleri bulunuyor. Ben daha önce Karaköy için bir dolu boş analizi yapmıştım. Bu yüzden Karaköy'ün haritasını bu siteden indireceğim. Alt tarafta bulunan Get Started Creating a File tuşuna basıyorum. Daha sonra istediğim bölgeye gelerek haritamı sınırlarını ayarlıyorum. Bu siteden 1 kilometre kareye kadar olan kısmı ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Daha büyük bir harita indirmek için para ödemeniz gerekiyor. Bu ücretsiz verdikleri alan benim analizim için yeterli bir alan. Büyütüp küçülterek ücretsiz alanınızın içine giren kısımları görebilirsiniz. Haritamı ayarladıktan sonra illüstratör formatında dosyayı indiriyorum. Sağ tarafta indireceğiniz haritanın ön izlemesini görebilirsiniz. İndirdiğim dosya zip formatında geliyor. Bu dosyayı açığa çıkartıyorum. İçerideki dosya svg formatında bir dosya. Bunu Illustrator'a sürükleyerek açıyorum. Sağda bulunan layer'larda haritada bulunan katmanlar görünüyor yollar, binalar, eğim çizgileri, deniz sınırı gibi kısımlar farklı katmanlarda görünüyor. Buradan katmanın yanında bulunan göz işaretine tıklayarak ihtiyacım olmayan katmanları kapatıyorum. Yalnızca binalar ve deniz çizgisini bırakıyorum. Binaların bulunduğu katmanı seçip binalardan birine basarak Ctrl C ile kopyalıyorum. Sağ alttan yeni bir layer oluşturuyorum ve yukarıdan Edit Paste in Place'a e basıyorum. Bu şekilde kopyalamış olduğum alan tam olarak aynı noktaya yapıştırılmış olacak. Yeni oluşturduğum layer'ın özelliklerine properties kısmından giriyorum ve fill kısmından siyahı seçiyorum. Bu şekilde seçmiş olduğum binaların hepsinin içini siyah boyamış oldu. Bu yöntem sayesinde oldukça hızlı bir şekilde dolu boş analizi yapabilirsiniz. Daha önce Photoshop'ta yapmış olduğum analizle kıyasladığımızda bazı binaların birleşik olduğunu görüyoruz. Photoshop'ta binaları tek tek seçerek boyadığımızda ise daha farklı bir görüntü elde ediyoruz. Benim elimdeki AutoCAD dosyasındaki harita biraz eski olduğu için uyuşmazlıklar olabilir. Elinizdeki haritanın güncelliğinden eminseniz her iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğum analizleri izlemek için yukarıdaki karta tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.